Hepinize merhabalar. Ben doçent doktor Cavit Meclisi. Biliyorsunuz ağrı ve spor hekimliği alanında çalışıyoruz. Siyaret alanlarından biri ve fiziksel ve rehabilitasyon uzmanlığının alanlarından biri yaşlılar. Egzersiz hekimliğinde de yaşlılık egzersizleri olarak tanımlanmış bir sınıf var. Bunun sebebi yaşlıların ilerleyen yaşla denge azalması, esneklik azalması ve kuvvet azalması ile karşı karşıya gelmeleri kaçınılmaz olarak. Bunun aslında hem kendisi hem çevresi açısından en belirgin, en kötü sonucu düşme. Ve bunların bir kısmında da omurga, el bileği ya da kalça kırıklarının ortaya çıkması. Ondan dolayı bizim yaşlılık egzersizlerinde, programlarında yaptığımız kural olarak en az 6 hafta ama tercihen 12 hafta, haftada 2 kere genelde yaşlı bireyin egzersize katılması, burada kuvvet, eklem esnekliği ya da eklem hareket açıklığı ve denge koordinasyonla alakalı 3 bölümden oluşan egzersizler uyguluyoruz. Burada bazen yapılan hata şu oluyor veya bizim dikkat etmeye çalıştığımız şudur. Yaşlı bireyde, yaşlılar şimdiki tanım ne demek? 80 yaşın üstünde aslında yaşlılardan bahsediyoruz. Bir kısmının denge ve koordinasyon azlığı, sadece yaşlılıktan değil, bir kısmının mevcut hastalığı varsa, mesela diyabeti varsa ve EMG elektromiyografi tetkiki yapılmamışsa, polineuropatiden kaynaklanan ayaklarda özellikle his ve pozisyon kaybına bağlı denge azlığı ve buna bağlı düşme oluyor, ayaklarının takılması oluyor. Veya eğer detaylı muayene edersek bazı hastaların beyin ya da beyin sapı ile ilgili ufak tefek problemleri olduğunu görüyoruz. Bazı yaşlılarda azalan aktivite düzeyi, ev dışı aktivitesinin azalmasına bağlı basitçe denge ve koordinasyon azlığı ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu azalan aktivite sonucu denge ve koordinasyon azlığı egzersizlere çok iyi cevap veriyor. Bunlar araştırmalarda gösterilmiş. Sinir hasarının olduğu polineuropatiler de egzersize yanıt veriyor. Bunlar da araştırmalarını gösterilmiş. Ancak beyin sapı özellikle kaynaklı denge azlığı problemleri egzersizlere cevap vermiyor. Burada yapılan çok araştırmalar hep hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Ancak aslında ilerleyen yıllarda daha çok yaşlı bireyin egzersiz programlarına katılıp bağımsızlıklarını arttırmalarını beklemek gerekir.